İyi akşamlar, Eko Türk'tesiniz. Ana Haber başlıyor. Bugün hazinenin tahvil ihracı vardı. İhraç beklenenin üzerinde bir taleple karşılaştı. 3 kat talep geldi. Faiz oranlarını ve bunun sonuçlarını birazdan konuşacağız. Ayın kazandıranı elbette dolar. Dolardan sonra euro. Devlet iç borçlanma senetleri de bir miktar kazandırdı ama faiz ve benzeri bütün enstrümanlar, borsada dahil olmak üzere hepsi Eylül ayında kaybettiren unsurlar arasında. Acaba yatırımcı yönünü nereye çevirmeli diye soracağız birazdan. Bugün Dünya Pamuk Günü. Türkiye dünyanın önde gelen pamuk üreticisi ülkelerinden bir tanesi. Aynı zamanda en önemli pamuk ithalatçısı ülkelerden bir tanesi. Çok fazla tekstil ve konfeksiyon ürünü üretiyoruz. Bu bakımdan ihtiyacımızın önemli bir bölümünü dışarıdan alıyoruz. %54'lük bölümünü ithal ediyoruz. Acaba Türkiye kendi kendine yeten bir ülke durumuna gelebilir mi? Pamukta verimlilik nasıl artırılabilir diye soracağız. İki uzman konuğumuz olacak. Bugün ayrıca Türk Futbol Ligi'ni ilgilendiren gelişmeler var. Futbol ligleri biliyorsunuz 4 büyük takım, halka açık olan takımlarımızın borcu 6.2 milyar lira. Buna mukabil gelirleri 2.4 milyar lira civarında. Ve bankalarla masaya oturmuş durumdalar uzunca bir süredir. Bankalardan yeni bir yapılandırma talepleri var futbol kulüplerinin. 5 yıl olan yapılandırmayı 12 yıla uzatmayı düşünüyorlar. Bu arada vade süresini de ödemesiz süreyi de 3 yıla yaygınlaştırmak gibi bir görüşleri var. Fakat bankaların bu meseleye bakışlarının tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Kamu bankaları muhtemelen evet diyeceklerdir ama o konsorsiyumun içinde gözüken özel bankaların birazcık işi sürüncemeye bıraktıklarını söyleyebiliriz. Peki haberlere bakalım, sonra devam edeceğiz. Hazineden 2,5 milyar dolarlık tahvil ihracı, biraz önce söyledik, 2,5 milyar dolarlık tahvil ihracına 3 kat talep geldi. 3 büyük Batı Bankası'na, Dünya Bankası'na, Global Bankayı yetkilendirdik. O bankalar sayesinde gelen bir para var ve bu para 14 Ekim tarihinde hazinenin hesaplarına geçecek. Eylül ayında en yüksek reel getiri Amerikan dolarında oldu. Amerikan doları üfeden arındırılmış haliyle 0.85, ayda 0.85 getiri sağladı. Euro 0.50 getiri sağladı. Devlet iç borçlanma senetleri de bir miktar getiri sağladı ama bunun dışında faiz, borsa ve benzeri bütün enstrümanlar yatırımcısına kaybettirdi. Dolayısıyla yatırımcının doğru adresi bulabilmesi için birazdan konuşacağız. Ruslar Pekcan, Ticaret Bakanı, en temel hedeflerimizden biri ihracatı tabana yaymak. Bugün kadınlarla bir araya geldi ve kadınların ihracata yönlendirilmesi konusunda bir farkındalık yaratmak üzere toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda daha fazla kadın girişimcinin, üreticinin, ihracatçının devreye girmesi gerektiğini söyledi. Bu arada KOBİ'lerin de tabana yayılma anlamında önemli bir yer işgal ettiğini hatırlattı. Fatih Dönmez, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, salgına rağmen yatırımlarımızı artırdık dedi. Bugün Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı ile Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki Maden Konseyi Başkanı ile bir toplantı yaptı online olarak. O toplantıda her şeye rağmen Türkiye'ye yatırım ivmesinin devam ettiğini ifade etti. Geliyoruz sonraki haberlerimize. Amerikan Başkanı Donald Trump yardım paketi müzakerelerini durdurdu. Neden? Çünkü seçime doğru gidiliyor. Demokratlar bunu ciddi bir koz olarak kullanmaya başladılar. Bunun farkında. Bu bakımdan demokratların eline yeni bir koz vermemek için kendi partidaşlarına, yani Cumhuriyetçi Parti taraftarlarına ya da konsey üyelerine bu görüşmeleri sonlandırın dedi. Peki ne olacak? Sonlandırın, seçimden sonra Amerikalılara daha fazla zenginleşmenin yollarını açacağım. Merak etmesinler, onlar benimle zenginleşecek dedi. Tipik bir seçim vaadi. Bakalım nereye doğru gidecek ama Nancy Pelosi de madem öyle işte böyle anlamına gelen bir karşılık verdi kendisine. Christine Lagarde, IMF Başkanı, kriz sonrasında farklılaşma ve ayrışma riski görüyorum diyor.
Neresi için? Euro bölgesi için söylüyor. Euro bölgesindeki durumun çok iç açıcı olmadığını bizatihi Christine Lagarde'ın ağzından dinlemiş oluyoruz. Dünya Bankası, Avrupa ve Orta Asya bu yıl %4.45 daralacak. Avrupa, Orta Asya'ya doğru bir çizgi çekin. Hindistan'ın batısında kalan bölgenin tamamından bahsediyor Dünya Bankası. Ve gelecek yıl için, yani 2021'de %1.1 ile %3.3 arasında bir pozitif büyüme gerçekleştirebileceğini söylüyor. Ama bu yılı 4.45'lik kayıpla noktalayabileceğine işaret ediyor. FCA, İngiltere'nin sermaye piyasası kurulu diyebiliriz. Piyasalara Libor'un terk edilmesine hazır olun talimatı verdi. 2021 sonu itibariyle Libor faizi terk ediliyor. Şimdi İngiltere'deki Libor faizi Londra Interbank piyasasında her gün Londra saatiyle 11'de teşekkür eden bir faiz. Bu faize bankalar tekliflerini verirler. Bu tekliflerin en üstteki %25'lik bölümü atılır. Alttaki en düşük tekliflerin de %25 atılır. Ortada kalan bölümün aritmetik ortalaması alınarak Libor faizi ilan edilir ve Libor faizi aynı zamanda gösterge faiz. 2021'den sonra İngiltere'nin tıpış tıpış Avrupa Birliği'nden, Euro bölgesinden ve Avrupa Birliği'nden gitmesinden sonra artık bu faiz sisteminin ortadan kalkacağını, buna göre hazırlık yapmaları gerektiğini söyledi. Virüs izolasyonunda olan çalışanlara iş göremezlik ödeniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan gelen bir açıklama. Eğer virüs dolayısıyla hastaysanız, evinizdeyseniz, tedavi görüyorsanız ya da rehabilitasyon aşamasındaysanız ya da karantina aşamasındaysanız iş göremezlik ödeneğinizi olduğu gibi alacak, otomatik bir süreçle alacaksınız. Bunun için hastaneye, doktora gitmenize gerek yok diyor. Çok yerinde bir uygulama. Eylül'de hava yoluyla yaklaşık 9,5 milyon yolcuya hizmet verildi. Türkiye Havalimanları'nın bilançosu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklama. Bill Gates, Microsoft'un patronu, aşı işe yararsa zengin ülkeler 2021'in 4. çeyreğinde normale yaklaşırlar diyor. Daha önce Bill Gates'in bu konuda yaptığı açıklamayı hatırlayalım. 2021'in sonbaharına kadar hiçbir şey eskisi kadar iyi olmayacak demişti. Bu tezini aslında bir anlamda pekiştiren bir tezle karşılık veriyor. Ama şunu söylüyor, zengin ülkeler aşıya erken ulaşacaklar, orada durum biraz düzelecek. Fakirlere sıra gelinceye kadar zenginler kendini toparlamış olacak. Sonra da fakirler zenginlerden yardım almaya başlayacaklar. Yani yardımdan kastımız fakirler zenginlere bir şeyler satmaya başlayacaklar ve o bir şeylerle gelirlerini artırmaya çalışıyorlar. Bill Gates'in bu konudaki açıklamalarına önem vermek lazım, dikkatle takip etmek lazım. Yani komplo teorilerine inananlar için de inanmayanlar için. Ben inanmayanlar tarafındayım. O bakımdan pek çok şeyi sağlıklı biçimde ölçüp tartarak karar verebiliyor demeçlerini bu gözle incelemenizi tavsiye ederim ama size kalmış bir şey. Japon Merkez Bankası, iklim değişikliği ekonomi için büyük tehdit. Japonya, Çin'in bu son dönemde izlediği küresel ısınmaya karşı ve karbon ayak izini azaltmaya ilişkin projelerinden etkilendi ki onlar da küresel ısınmaya karşı bir tavır ve davranış değişikliği içine girmiş durumdalar. Polonya'dan Gazprom'a 7.6 milyar dolar ceza geldi. Şimdi biliyorsunuz iki büyük doğal gaz boru hattı var. Bir tanesi güney akım, Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgeden geçiyor. Bir tanesi de kuzey akım boru hattı. Kuzey akım boru hattını Rusya, Ukrayna'yı bypass etmek için yaptı. Yani Ukrayna toprakları içinden geçmeden Kuzey Denizi, Baltık kıyılarından inip Almanya'ya gelen bir doğal gaz boru hattı. Bu boru hattı Polonya sınırlarından geçiyor bu arada. Polonya, bizden izin almadınız, izinsiz bir işlem yaptınız. Bu yüzden size bir ceza kesiyoruz dedi ve Gazprom'a 7.6 milyar dolar ceza kesti. Ama tabii dünya elbette çobansız köy değil. Gazprom yani Rusya'da bu karara karşı itiraz mercini kullanarak karara karşı çıkacağını açıkladı. Vladimir Putin, günün haberi bu bence. Rusya, Ermenistan'ı koruma yükümlülüğüne sahip değil. Bugüne kadar Azerbaycan-Ermenistan gerilimi oluncaya kadar Rusya'nın, Moskova'nın, KGB'nin, Putin'in ağırlıklı olarak
taraf olduğu ülke Ermenistan'dı. Yani bütün kararlarda Ermenistan'ı daha öne alan bir yaklaşım içindeydi. Fakat bu dönemde dengeler o kadar farklı işliyor ki bu farklı işleyen dengeler içinde Putin de kendine ayrı bir yer aldı ve Ermenistan'ın tarafında olmadığını ima eden, hatta açıkça dile getiren sözler sarf etmeye başladı bugün itibariyle. Şunu söyledi, savaş Ermenistan'ın topraklarında değil dedi. Nerede? Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarında. Eğer Ermenistan'ın topraklarında bir savaş olmuş olsa bu duruma müdahale ederiz elbette. Ama ortada işgal edilmiş topraklar var ve savaş orada cereyan ediyor. O bakımdan Ermenistan'ın yanındayız diyemem diyor. Bu arada tabii dünyada da çok garip ilişkiler oluyor. Örneğin Filistin, Ermenistan'ı destekliyor, Müslüman Filistin. Musevi ya da Yahudi, İsrail ise Azerbaycan'ı destekliyor. Böyle garip ilişkiler var. Bu denklemde kim, nerede, nasıl duruyor bunu bilmek biraz zor. Aslında çıkarların bunları yönlendirdiğini biliyoruz ama yine de son tahlilde işte Müslüman kemiyete sahip olan bir ülkenin doğrudan, örneğin Filistin'in doğrudan Azerbaycan'ı desteklemesi gerekir. Ama uluslararası arenada çıkarlar söz konusu. Milliyetler, kimlikler, üst kimlikler, alt kimlikler hiçbir zaman söz konusu olamaz. Bizim dış işlerine, diplomasimize de bu yaklaşımı benimsemelerini tavsiye ederiz bu çerçeve içinde. Amerikalı teknoloji devleri monopol kurmakla suçlanıyor. Hangileri bunlar? Google, Apple, Amazon, Facebook gibi şirketler 16 aydır süren bir soruşturmanın cenderesinde. Bu soruşturma tamamlandığında muhtemelen bu şirketlerin piyasada tekel oluşturarak rakiplerini ortadan kaldırdıkları gibi bir sonuç çıkacak. Bu sonuç para cezasıyla ve bazı yaptırımlarla karşı karşıya gelecek. Arkasından da şirketlerin bölünmesiyle ilgili bir süreç başlayabilir. Örneğin Facebook'u ikiye bölmek, Amazon'u üçe bölmek gibi planlar olabilir. Ama onlar buna izin verir mi? Bunu bilemeyiz. Fakat şu anda görüntü bu şirketlerin piyasadaki rakiplerini yok edercesine bir anti-rekabetçi yaklaşım ve anti-rekabetçi reklam politikası izlediği konusunda yaygın kanaatler ve görüşler var. Milyarderlerin serveti 10.2 trilyon dolarla rekor kırdı. Dünyadaki 2200 milyarderin şu anda serveti 10.2 trilyon dolar. Bu daha önce 8.89 trilyon dolar civarındaydı. Peki. Geçiyoruz. Yatay volümümüzde neler var onlara bakacağız. Amerika'dan ham petrol stokları geldi. Birkaç gündür anons ediyoruz. Dünyadaki petrol fiyatlarının kısa vadeli nereye doğru gideceğini işaret eden önemli bir veri bu. Bir miktar yukarıda, bir miktar dediğimiz bir hayli yukarıda geldi. İngiltere'nin konut fiyat endeksi Eylül ayında %1.6 artış gösterdi. Beklenti %1.5'ti. İngiltere'de işlerin iyiye doğru gittiğini söyleyebiliriz bu veriye bakarak en azından. Fransa'da ticaret dengesi Ağustos ayında -7.7 milyar dolar açık verdi. Beklenti de 7 milyar civarındaydı. Almanya sanayi üretimi aylıkta Ağustos bazında %0.02 geriledi. Beklenti %1.5 büyümesi yönündeydi. Hong Kong imalat PMI geldi. Eylül ayında %47.7 çok düşük. Beklenti %51'in üzeri iken beklenti bir önceki 44, beklenti de 51'in üzerinde idi. Evet, önce piyasadaki haberlere bakacağız. Hazinenin tahvil ihracı haberi var, ona bakacağız. Hazinenin kasasına ciddi bir para girecek 14 Ekim itibariyle. Ama hazine bu parayla acaba açıklarını kapatabilecek mi? Bunu konuşacağız. Bu arada küçük yatırımcıyı, yani ekran başındaki sizleri çok yakından ilgilendiren, geride bıraktığımız ayın en fazla kazandıran enstrümanı ya da yatırım aracı dolar oldu.
doğal olarak. Arkasından euro geliyor, sonra devlet iç borçlanma senetleri bir miktar ihmal edilebilir bir kazançla karşımızda. Bunun dışında Borsa İstanbul, külçe altın ve mevduat faizi hepsi topyekün kaybettirdi. Bu faiz politikasının ortaya çıkardığı doğal bir sonuç. Bugün bize piyasaların kıdemli ablası Doktor Berra Doğaner eşlik edecek. OSTİM Teknik Üniversitesi öğretim üyesi. Berra Hanım hoş geldiniz. Merhabalar Ali Bey, hoş bulduk. Sizinle ilk defa yayın yapıyoruz ama şöhretiniz sınırlarımızın ötesine taşmış vaziyette. Yani yurt dışından bile, evet Almanya'dan mesela bu sizinle bugün yayın yapacağımızı söyleyince oradan bile yazanlar oldu. Ah Berra Hanım var, çok iyi falan dediler. Ben de evet çok iyi, bundan sonra daha sık göreceksiniz o halde dedim. Şimdi... Harikasınız, bana moral verdiniz. Ben de ilk kez yayın yapıyoruz ve bundan duyduğum memnuniyeti belirterek de başlamak istiyorum. Hayırlı olsun, hep iyi oldu size Ekotürk'e başlayalım ama benim için ilk oldu. Çok teşekkürler Berra Hanım, eksik olmayın. Şimdi iki konu var, hangisiyle başlayalım size soracağım. Bir tanesi hazinenin tahvil ihracı. Onu belki biraz geriye atabiliriz. Biraz küçük yatırımcıya yol göstermenizi isteyeceğim bugün. Çok da güzel bir grafiğimiz var. Eylül ayı finansal yatırım araçları, reel getiri oranları tam ekran gelecek şu anda. Orada doların üfeden arındırılmış haliyle 0.85 getiri sağladığını görüyoruz ki çok büyük bir rakam bu bence, yani çok yüksek. Euro'nun da 0.50 getiri sağladığını görüyoruz. Devlet iç borçlanma senetleri, o da hatırı sayılır bir getiri sağlamış durumda. Fakat diğer yatırım araçları, yani bu grafiğe sığmayanlar da var ya da bu grafiğe dahil etmediğimiz araçlar da var. Onlar da dahil olmak üzere tamamı yatırımcısını üzmüş durumda. Şimdi ne yapılmasını tavsiye ediyorsunuz? Nasıl yönetilmeli? Dolardaki ve Euro'daki bu aşırı kazanç durumu sürecek mi? Borsa İstanbul yetim ve mahzun bir halde kalacak mı? Altın yatırımcısı için ne gibi önerileriniz olacak diye soruyorum. Buyurunuz. Tamam. Birinci sorudan başlayayım. Ne yapılması öneriliyor? Mutlaka bir portföy yapılmasını öneriyorum. Bakın görüyorsunuz 3 tane enstrüman reel getiri sağlarken 3 tane enstrüman sizin ekrana verdiğiniz negatif getiri bölgesinde. Eğer biz bir bu 6 araçtan oluşan dengeli bir portföy yapmışsa bir yatırımcı ortalamada kazançlı çıkacaktı. Ama eğer tasarruflarının bir bölümünü o negatif getiri bölgesindeki tamamını hatta veya çoğunu o negatif getiri bölgesindeki enstrümanlara yatırmışsa bu ayı maalesef zararla kapatmış olacaktı. Dolayısıyla bizim her zaman tasarruf sahibine birinci önerimiz, yani yumurtaları aynı sepete koymamak diye tarif ettiğimiz mutlaka portföy çeşitlendirmesine gitmek. Devamında hani bu döviz tarafı ne olacak? Herkesin ana sorusu, herkesin akıllarındaki. Doğru. Tasarruf sahibi de bunu soruyor, sanayici de bunu soruyor. Maalesef orada bir döviz Türkiye için kıt bir meta halini aldı. Sıkıntı burada. Önemli bir talep var, düzenli bir talep var ama arz yok. Her meta gibi talebi çok, arzı kıt olunca fiyat durmaksızın yukarıya doğru gidiyor. Hani baktığımız zaman bugünlere özgü, özellikle bugün önemli bir sıçrama daha yaptı, evet. Tek günlük sıçrama olarak. Bunda jeopolitik gündemin önemli etkisi olduğunu düşünüyorum. Özellikle dün öğleden sonra S-400'lerin Sinop'ta önümüzdeki hafta denenecek olması açıklandı ve bu hemen akıllara Amerika'nın bize karşı yaptırım tehdidini getirdi. Hazır Trump da seçime doğru giderken popülist bir şekilde Türkiye'yi hedef alır mı? Çünkü biliyorsunuz düşman yaratmayı seven bir politikası var. Bu biraz korkuttu yatırımcıyı. Aynı şekilde Maraş'ın açılması, kademeli olarak açılması da Euro üzerinde Avrupa Birliği ile sıkıntılar olur mu diye düşündürdü. Velhasılı bugüne özgü açıklama bu ama toplamda hep arz var. Bireysel yatırımcı almaya devam ediyor. Kurumsal kurumların döviz ödemeleri var. Ekim, Kasım, Aralık ayında oldukça yüklü miktarda.
ama satış yok. Dolayısıyla maalesef biraz daha böyle yıl sonuna kadar yukarı yönlü getiriler göreceğiz gibi gözüküyor. Evet. Peki Berra Hanım, şimdi bu hep böyle mi gidecek diye soracağım. Yani Eylül ayı böyle. Ekim'i nasıl geçireceğiz? Şimdi Ekim'i nasıl geçireceğimize dair bazı ipuçlarımız var. O ipuçlarını size aktaracağım. Ondan sonra bir değerlendirme isteyeceğim. Yani gelecek ayda dolar aynı getiriyi sağlar mı? Euro aynı seviyede kalır mı? Bunu bilmiyoruz. Fakat şunu biliyoruz. Merkez Bankamızın bu ay içinde bir toplantısı var. Bu toplantıda muhtemelen bir faiz artırımı yapacak. Ve bu faiz artırımının büyük ve yüksek montanlı olması durumunda bu tablonun çok fazla değişebileceğini düşünüyorum. Tabii bu büyük montandan kastımı hani bir ihsas rey olmaması bakımından Merkez Bankası'nı da etki altına almamak için telaffuz etmiyorum ama çok yüksek bir oran geldiği takdirde mevduat faizi bir parça kendine gelirse yatırımcı mevduata doğru kayabilir. Zaten mevduatla ilgili düzenlemeler de biraz bunun altyapısını oluşturmaya başladı. Mesela işte kırık vade dediğimiz 3 ay, 6 aylık vadelerden tek 1 yıllık vadeye geçiş için önemli bir düzenleme yaptı kamu. Ve 1 yıldan daha uzun vadeli mevduat faizine para yatırıyorsanız daha doğrusu, o durumda işte stopaj almayacağını söyledi. Ve bunlar tabii yatırımcının 1 yıllık uzun vadeli mevduata yönelmesine sebep olacak. Ama işte tek başına bu yetmiyor, anladık. Yani ben sizden faiz almayacağım, faizinizi kesmeyeceğim, stopaj almayacağım demek de olmuyor. Gerçek anlamda bir bariyer istiyor. Yani diyor ki şu bariyeri şuraya koyarsanız, tamam altyapıyı da kurdunuz, bundan sonra ben TL mevduatta paramı değerlendirebilirim diyebilir mi? Merkez Bankası'nın büyük bir faiz artışı yapması durumunda, buyurunuz. Evet, aslında kurların önünü kesecek, kurlardaki artış trendini durduracak yegane şey şu anda bu gibi gözüküyor. Size katılıyorum o konuda. Biz eğer yerli yatırımcıyı döviz tutan ve çok önemli miktarlara ulaşan bankalarda, kasalarda döviz tutan yatırımcıyı Türk lirasında tatminkar bir reel faiz verir de dövizlerini bozmayı ikna edersek, işte o bahsettiğimiz arz yok, evet, konusunun üstesinden gelmiş olacağız. Döviz nereden gelebilir, arz nereden gelebilir dediğimizde, turizm gelirlerimiz bu sene maalesef 25 milyar dolar gibi büyük bir rakamı COVID nedeniyle silmiş durumdayız. Doğru. Uluslararası hareketlilik azaldığı için yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bu sene Türkiye'ye gelişi dahi kısıtlandı. Öte yandan cari açık vermeye devam ediyoruz. İhracatımız azaldı. Bir tek uluslararası kuruluşlar var döviz alınabilecek olan. Onlara gitmiyoruz. Böyle bir stratejik politik kararımız var. Swap'lar var ama onlarda da iki ülkeyle küçük miktarda yapıldı. Daha fazlası ilerlenemiyor. Tek bir nokta, iki nokta kalıyor aslında içeriye döviz sokabilecek. Borçlanma. Evet. Zaten o sorunuzun bir bölümüydü. İşte Eurobond ihracı ile hazine içeriye 2,5 milyar dolarlık bir döviz sokmuş oldu. Ya da yerli yatırımcının Türk lirasına geçmeyi ikna olması. Bunun için de mutlaka sizin ifade ettiğiniz gibi tatminkar bir Türk lirası getiri bulması lazım. Merkez Bankası'nın son toplantısında attığı adım, sürpriz adım, evet, son derecede yerindeydi. 2 puanlık bir artış yaptı. Bu yıl içerisinde buna devam etmesi bekleniyor. Piyasanın da beklentisi bu. Ama ölçüsünü tabii tam olarak kestiremiyoruz. Merkez Bankası'nın son para politikası kurulu raporu fevkalade güzeldi. Sorunların tamamıyla farkında olduğunu, bilhassa kurun enflasyon geçişkenliği üzerindeki etkilerini altını çizen bir rapordu. Dolayısıyla kuru artışı sürdükçe Merkez Bankası'nın bu konudaki hassasiyeti de artacak. Ve yıl sonuna kadar faizleri belki kademeli olarak bir miktar daha yükseltecek. Akabinde sizin ifade ettiğiniz gibi stopaj adımları, BDDK'nın diğer adımları da yerindeydi. Evet. Bunlar boşa gitti sanılmasın, onu da söyleyeyim. Hani kur, doğru, bakın yaptı ama kurdaki çıkış durmadı diye düşünülmesin. Bir noktada
istikrarlı olarak bu tedbirler devam ettiği sürece etkisini gösterecektir. Nitekim Türkiye'nin CDS'leri dahi bu adımlardan sonra ilk kez dün 500'ün altına gelmişti. Bunlar birike bir noktada döngüyü kıracak, işe yarayacak. Evet. Peki şimdi grafiğimiz tekrar gelsin. Çok yakışıklı bir grafik yapmış arkadaşlarımız. Orada Borsa İstanbul'u konuşmak istiyorum. Borsa İstanbul, yani eğer Merkez Bankası bir faiz artırımı yaparsa muhtemelen mevduat faizi bir miktar daha yüksek getiri sağlayacaktır. Külçe altın uluslararası piyasalardaki etkilere bağlı olarak, gram altındaki gelişmeye bağlı olarak bir miktar getiri sağlayabilir. Yani ne kadar gelebileceğini bilmiyorum ama Borsa İstanbul'un durumundan çok umutlu değilim. İki sebepten dolayı. Bir tanesi, yabancılar artık çok fazla yok. Terk ettikleri için işlem hacmi eskisi kadar çok güçlü olmuyor. İkincisi de Borsa İstanbul bu dinamiklerin dışında bir dinamikle hareket ediyormuş gibi izlenim veriyor. Acaba borsada gelecek ayı nasıl görüyorsunuz? Merkez Bankası'nın bir faiz artırımı yaptığı varsayımıyla soruyorum. Evet Ali Bey, tabii ki borsalar, daha doğrusu hiçbir borsa yüksek faiz ortamını sevmez. Evet. Faiz yukarı, borsa aşağı genel olarak hareket eder. Doğru. Fakat ekranımızdaki bu BIST 100 endeksi hem doğru hem değil. Bugün iki ayrı dünyadan bahsedebiliriz borsamızda. Eğer biz buraya BIST 100 değil, BIST tüm endeksini koysaydık, reel getiri bir miktar görmüş olabilirdik. Evet. Çok ilginç bir dönem içinden geçiyoruz. Yabancı yatırımcılar, sizin ifade ettiğiniz gibi, borsadan çıkmaya, Türkiye'deki yatırımlarından çıkmaya devam ediyorlar. Aslında kur üzerindeki baskının bir sebebi de buradan geliyor. Onu da söyleyeyim. Yani doğru, dün dahil büyük bankalarda önemli miktarda satış yapmaya devam ettiler. Dolayısıyla BIST 30, BIST 100 yabancı yatırımcının ağırlıklı olarak portföyü olan hisse senetleri. Onlar sattıkça BIST 30, BIST 100 endeksi düşmüş gözüküyor. Yerli yatırımcı ise bilhassa son dönemde borsamıza katılan 600 bin yeni hesap gördü ki BIST 100 hisselerinde durursak biz yabancı satışlarıyla karşılaşacağız, getiri elde edemeyeceğiz. Bu yatırımcı kitlesi BIST 100 dışı hisselere yöneldi. Orada aslında büyük riskler aldılar. Evet. İrrasyonel fiyatlamalar da oluştu bazı hisse senetlerinde. Ama belirli getiriler de oluştu bu çerçevede. Dolayısıyla orada iki ayrı dünya var şu anda. Küçük sığ hisselerde durup yüksek risk alıp getiri elde eden bir kitle, konvansiyonel hisse senetlerinde durup daha az getiri elde eden bir kitle. Çok değişik bir dönemden geçiyoruz o anlamda. Evet, umarım önümüzdeki ay Borsa İstanbul bir miktar daha kazandırır. Şeye de katılıyorum, yani biz tüm endeksi üzerinden bakmış olsaydık, evet bir miktar, yani küçük, ihmal edilebilir olmayan bir getiri olduğunu görecektik zaten hep birlikte. Şimdi biraz petrol konuşacağız. Yaklaşık 3-4 dakika kadar vaktimiz var. Belki biraz daha uzatabiliriz. Sorunu tamamen elimizde bizim. Yani konuşma iştahımıza bağlı, karşılıklı. Bir grafiğimiz gelecek ekrana. Amerikan haftalık petrol stokları. Bu arada altta da Brent ve NYMEX'i görürsek onunla birlikte hareket edeceğiz. Şimdi petrol fiyatlarının yukarı doğru tırmanmasını sağlayan 3 tane faktör oldu bugün itibariyle. Bir tanesi, Meksika körfezinde bir tropik fırtına var. Birkaç gündür orayı darmadağın ediyor ve oradaki platformların çalışmasını engelliyor. Bu bir. İki, Norveç'te petrol işçileri grevde. Orada da petrol üretiminde çok ciddi bir daralma var. Yani bunlar hep arzı etkiliyor. Amerikan stokları da bir miktar yukarıda geldi. Şimdi üstüne Azerbaycan-Ermenistan savaşını koyduğumuz zaman petrolün arzının buralarda olmasını engelleyecek başka bir etken de yok zaten. Yani petrol arzının daha fazla yukarı gitmesini sağlayacak bir iklim, klima gözükmüyor. Acaba bunlar ortadan kalktığı takdirde, yani bu sözünü ettiğim işte Meksika, Norveç ve önümüzdeki dönemde Azerbaycan-Ermenistan gerilimi ya da savaşı ortadan kalktığında, Amerikan stokları da bir miktar gerilediğinde petrol piyasasında nasıl bir durum hakim olur? Orta vadeli bir petrol değerlendirmesi istiyorum.
Evet, aslında bu saydığınız üç faktörü, negatif faktörün karşısında dengeleyici olarak geçtiğimiz hafta Libya'nın üretimini arttırmasına dönük bir bilgi almıştık. O bir parça negatif unsurları tarafında dengeleyici etki yapıyor. Şimdi bakın, bu kadar üç tane kuvvetli negatif faktör saydık. Evet, petrol bir miktar yukarı gitti ama ne kadar yukarı gidebildi? Özünde hali hazırda dünyadaki ekonomik aktivite, üretim geçmişe kıyasla hala o kadar düşük seviyelerde ki uluslararası ticaret henüz petrole ciddi anlamda daha da yukarıya itecek bir ivme getirmiyor. Dünyadaki ekonomik aktivitenin düşüklüğü petrolün kullanımını azaltıyor ve fiyatların işte 40-50 bandında durması gibi bir sonuç doğuruyor. Tahmin edersiniz ki sadece sanayi üretimi değil, petrolün en yoğun kullanıldığı alanlardan biri de hava yolu ulaşımı, deniz yolu ulaşımı gibi, enerji tüketimi gibi alanlar ve buralarda da henüz dünyada eskinin çok uzağındayız. Dolayısıyla daha orta vadede diyebiliriz. Evet, orta vade sordunuz. Evet. Ben hani bandı açsam 40-60 bandına kadar açabilirim. Ne çok 40'ın altına inmesini ne de 60'ın üstüne çıkmasını orta vadede beklemem. Uzun vadede beklerim. O da dünyadaki, yani şimdi sonbaharla beraber maalesef salgında ikinci dalganın bazı ülkelerde başlamasını, bazı ülkelerde tırmanmasını da bekliyoruz. Bakın, bugünkü maalesef kötü, olumsuz haberler vardı. Yani Avrupa'da ilave kısıtlar geliyor. İngiltere evet. olsun, Almanya olsun. Tamam, ekonomiler Mart'taki, Nisan'daki gibi tamamen kapanmayacak ama kısıtlamalar geliyor. Dolayısıyla bu da yine ekonomilerin soğuması sonucunu doğuracak ve petrol fiyatı üzerinde büyük bir baskı oluşturmayacak. Bu Türkiye için çok iyi diyerek soruyu bitireyim. Allah'tan Türkiye bir de şimdi yüksek petrol fiyatıyla boğuşuyor. Faturası ödemiyor. Evet, çok doğru söylüyorsunuz. Peki, acaba Borsa İstanbul'la ilgili bir değerlendirme yapmak ister misiniz? Yarına dair, yani hafta sonunu nasıl karşılayacağız? Nasıl bir tablo var? Çünkü ciddi anlamda, hani volatil demeyelim ama işte günü gününe çok uymuyor. Oysa mesela hep biz şuna alışmıştık. Bir hafta boyunca üzerine koyarak gider ya da bir hafta boyunca sürekli aşağı doğru gelerek yatırımcısına mesaj verirdi. Ama şimdi böyle değil. Cuma günü artıyor, pazartesi günü bir miktar artıyor, sonra düşüyor, sonra tekrar yükseliyor. Bu karmaşık bir tablo. Bu karmaşık tablonun hem sebebini hem de hafta sonu, yani cuma itibariyle, cuma akşam kapanışına dair yaklaşımınızı merak ediyorum. Çok haklısınız. Olağanüstü volatilitenin arttığı bir dönemden geçiyoruz. Günü gününe uymayan bir piyasa var. Bu sadece Türkiye için değil, Amerika için de böyle. Haber akışları çok fazla ve piyasalarda haber akışlarına göre şekil alıyor. O kadar değişken günlerden geçiyoruz ki, işte geçtiğimiz hafta her şey günlük güneşlikken bir evet. anda Amerikan Devlet Başkanı'nın COVID'e yakalanması, hastaneye yatması, bunun piyasalar üzerinde etkisi. İşte bu haftaya başladık, çabuk çıktı hastaneden, bunun pozitif etkisi. Bir taraftan Türkiye'ye ilişkin özel haber akışları derken, çok haber odaklı seyreden ve dolayısıyla belirttiğiniz gibi günü gününe uymayan bir piyasa izler bir durumdayız. Hani yarın ne olur? Az önce baktım, Amerikan piyasaları yukarı gidiyordu. Evet. Vadeliler de yukarı gidiyordu. Hem de önemli miktarda, %1'ler birin üstünde, 1,5'a yakın yükselişler vardı. Avrupa biraz karışıktı ama hani biz Amerikan kapanışlarını takip eden bir piyasa yapımız var. Dolayısıyla eğer Türkiye gündeminde özel bir şey olmazsa, açılışı bir daha ya bugünün biraz daha üstünde yapma olasılığımız var. Artık hafta sonları da sakin değil. Hani hafta sonuna evet. nasıl gireceğiz derken, hafta sonunda da pek çok haber akışı olabiliyor. Hatta bilhassa hafta sonunda verilen haberler var.
Cuma kapanışıyla pazartesi günkü açılışı da yine birbirinden çok farklı iklimlerde görebiliyoruz. Evet. Berra Hanım, çok teşekkürler katıldığınız için. İzleyicilerinize buradan selamlarınızı yazacağım, göndereceğim. Merak etmeyin. Çok beğendiler bu lütfen arada. Şimdi bir reklama gidiyoruz. Çok teşekkürler. Reklama gidiyoruz. Reklamdan sonra pamuk fiyatlarını ve pamuk üretimini konuşacağız. Çünkü bugün 7 Ekim Dünya Pamuk Günü. Evet, pamuk en az petrol kadar, en az diğer değerli emtialar kadar stratejik bir ürün. Dolayısıyla pamuk üretiminin önemli ölçüde geliştirilmesi lazım. Türkiye, dünyanın önemli tekstil ve konfeksiyon devlerinden biri. İlk beşin içindeyiz üretimde. Tekstil ve konfeksiyonun toplamından söz ediyoruz. Ama pamuk üretiminde aynı noktada değiliz. Pamukta biraz daha gerilerdeyiz. Oysa Türkiye 10 yıl önce pamukta da ilk beşin içindeydi ama yavaş yavaş pamuk ekim alanları azalmaya başlıyor. 7.2 milyon dekardan 4.8 milyon dekara kadar gelmiş durumda geçen yıl itibariyle. Yarıya yakın bir azalma söz konusu. Ama buna rağmen üretim aynı miktarda azalmadı. Yani üretimdeki azalma dekar başına verimin artması dolayısıyla daha az gerçekleşti. Bu da sevindirici bir haber. Demek ki Türk çiftçisi daha iyi pamuk ekmeyi ve daha verimli pamuk almayı biliyor. Ama pamuk ekim alanlarının azalması da ayrı bir sorun. Bugün 7 Ekim, Dünya Pamuk Günü. Ama biz bu pamuk gününü pamuk çiftçimize, üreticimize nasıl bir yaklaşım sunabiliriz ona ayıracağız. Ve iki değerli konumuz olacak, arka arkaya yayına alacağız. Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Bertan Balçık ve arkasından da Adana Ziraat Odası Başkanı Feyzullah Korkut olacak. Bertan Bey, hoş geldiniz diyoruz. Bertan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Ali Bey. Bir anlatın bakalım. Şimdi arkadaşlarımız, grafiklerimiz var birkaç tane. Onları verecekler. Sonra da pamuk tarlalarının üzerine konuşacaksınız. Tablo nasıl? Çok sevindirici değil. Yani kilo başına bir primden bahsediliyor. Bu prim yıllardır değişmedi. Bu yıl daha yüksek bir prim bekliyor üretici. En az 1,5 lira gibi bir prim bekliyor. 80 kuruş olan primin oraya doğru gelmesi durumunda üretimin artabileceğini, uzun vadede daha sürdürülebilir bir noktaya gelebileceğini düşünüyor musunuz? Evet, mutlaka düşünüyoruz. Ancak bugünü değerlendirmek mecburiyetindeyiz ki ileriye doğru bir planlama yapalım, yani gerçekçi bir planlama yapalım. Bizim 10 yıllık lif pamuk üretimimiz aşağı yukarı 850 bin ton civarı. Evet. Geçtiğimiz yıl aslında TÜİK'in rakamından daha farklı bir ekim alanına sahiptik. Şöyle ki aslında 580 bin hektar alanda pamuk üretimi yapıldı geçen sene. TÜİK nedense o rakamı değiştirmedi. Ancak 580 binlik hektarlık alana karşılık verim düşüklüğü yaşadığımız için ancak 800 bin tonluk bir üretim gerçekleştirebildik. Halbuki hedefimiz 1 milyon ton civarıydı. Evet. Ama iklimde yaşanan sıkıntılar, işte zararlı mücadelesinde yaşanan aksaklıklar maalesef üretimin düşmesine sebep oldu. Üstüne üstlük maliyetlerin artışı ve devamında da biliyorsunuz Amerika-Çin arasındaki ticaret savaşı, münavebede, ekim nöbetinde Tarım Bakanlığı'nın ısrar etmesi, bunların hepsinin birikimi çok çok şiddetli bir şekilde alan daralmasına sebep oldu bu yıl. 580 bin hektardan 350 bin hektara düştük. Evet. Şu anda sahada hasat başladı. Bize verim bilgileri her yerden geliyor. Tahmin ettiğimizin biraz aşağısında bir verim gerçekleşiyor şu anda. Belki önümüzdeki günlerde bunda bir artış olabilir ama bizim konsey olarak bu yıl hesabımıza göre 620-620 bin ton bir lif pamuk üretimi gerçekleştireceğiz. Ki bu bizim için büyük bir kırılmayı ifade ediyor Ali Bey, maalesef yani. Evet. Peki ithalat meselesine bakalım. %54'ünü ithal ediyoruz pamuğun.
Oysa 10 yıl öncesini hatırlıyorum, Türkiye neredeyse kendi kendine yetebilen ülkelerden bir tanesiydi. Yine bir miktar ithalatımız vardı ama bu kadar yüksek boyutlarda değildi. Bunu iki sebebe bağlıyorum. Bir tanesi, Türkiye çok yüksek üretim yapıyor. Yani tekstil ve konfeksiyonda gerçek anlamda dünyada ayak izi bırakan bir ülke konumunda. Dolayısıyla bu ham maddeye çok ihtiyacımız var. O yüzden ihtiyacımız artıyor dışarıdan almaya. Ama beri yanda da hem ekim alanlarının azalması, hem çiftçinin kendi başına bırakılması, daha böyle sahipsiz kalması, bu arada dekar başına verimliliğin azalması, hastalıkla mücadelenin yeterince yapılamaması, ekim alanlarında işçi bulunamaması, Yaşar Kemal'in yani ruhuna buradan bir dua gönderiyoruz. Çukurova üzerine yazdığı kitaplardan biliyoruz ki orası ciddi anlamda bir üretim vahasıydı ama bu özelliğini kaybediyor. Mekanizasyonun girmesi elbette işçilerin oradaki bağlılığını azaltıyor ama son tahlilde işçinin mutlak surette tarlada olması gerekiyor. Bütün meseleyi saydım, yani bütün sorunları tek tek saydım. Siz onların üzerinden istediğiniz gibi geçebilirsiniz. İthalatla başladığınız için buyurun, oradan ben de bir giriş yapayım. Şimdi Türkiye tabii 1 milyon 450 bin, 1 milyon 500 bin ton pamuk tüketimine sahip. Bunun hepsini bizim üretmemiz mümkün değil. Zaten şu anda gerekli de değil. Aslında Türkiye 1 milyon ton, 900 bin ton arasında bir üretim yapsa yeterli olacak. Onun haricinde zaten ithalat mutlaka olacak. Biz öyle bir tekstil ve hazır giyim, konfeksiyon sanayisine sahibiz ki artık dünyayla entegre olmuşuz, markalı üretim yapıyoruz. Mutlaka markaların da özel istekleri oluyor. Kimi markalar illa Amerikan pamuğu kullanın diyor. Kimisi bazı sertifikasyonlarda diretiyor. Yani ithalat kaçınılmaz. Ancak biz eğer üretimimizi yurt içinde sağlam tutarsak ve belli bir miktar hedefini her yıl gerçekleştirirsek, ki bu dediğim gibi 1 milyon tona yakındır, o zaman ithal ettiğimiz pamukta da fiyat avantajını elimize geçirmiş olacağız. Bakın bugün yaşadığımız durumda sanayicimiz maalesef çok fazla ithalat yaptı. Düzensiz, plansız bir şekilde ve pahalı ithalat yaptı. Evet. Bu ithalatın üreticiye şu anda çok büyük bir zararı oldu. Neden? Çünkü sanayicinin deposunda mal birikti. Bu arada Covid oldu, salgın oldu, 2 aylık bir kayıp meydana geldi. Şimdi biz onu absorbe etmeye çalışıyoruz. Bu bir zaman alacak. Hasat başladı. Yeni 600-650 bin tonluk bir ürün piyasaya arz olacak. Yani üretici şu anda inanın hem fiyat açısından dezavantajlı, ki yurt dışında 12 liralık pamuk şu anda Türkiye'de 10,5 lirayla 11 lira arasında. Diğer taraftan yıllardır başarılı bir şekilde uygulanan prim destekleme sistemi 3 yıldır aksıyor ve şu anda 1 lira 30 kuruş gibi bir desteklemenin üreticiye verilmesi lazım ki şartlar buna çok müsait. Geçen seneki bütçenin tahsis edilmesi durumunda dahi 1 liralık 1 lira 30 kuruşluk prim yeterli olacaktır. Bu da üretimin önümüzdeki yıl tekrardan en azından alan bazında 450 bin hektara çıkmasına yardımcı olacaktır. Bu önemli hususların dikkate alınacağını düşünüyorum. Ben umutluyum. İnşallah primle ilgili de iyi bir haber gelecek Ankara'dan. Evet, sizin talebiniz 1 lira 30 kuruş, öyle mi? Ben hani evet, taksimetreyi... bizim konsey olarak... Evet, taksimetreyi evet, ben 1,5 liradan kuruş açtım ama öyle o tür haberler okudum. O bakımdan 1,5 lira dedim. Tabii arasında çok ciddi bir fark var, 20 kuruş. Yani gerçek anlamda büyük bir miktar. Yani 130 kuruş işi çözer mi diyorsunuz siz? Evet, çözer. Gerçekten çözer. Peki. Şimdi bir miktarda ithalata ayırdığımız parayı tabii içeride kullanabilme imkanımız var. Bunun için Türkiye'nin attığı bazı adımlar var. Mesela Sudan'da, Etiyopya'da, Somali'de pek çok yerde Türkler tarımsal alan kiralayarak, plantasyonlar geliştirerek pamuk ekmeye başladılar. Bunların bazıları verimli oldu, bazıları olmadı. Yurt dışı kaynaklardan içeriye pamuk girişi sağlanabiliyor mu? Sağlanıyorsa bu ne kadarlık bir vade içinde bizi ithalatçı bir ülke olmaktan kurtarabilir? Elbette bir projeksiyon istiyorum. Yani bu bir tahmin sonuçta. Çıkar çıkmaz o ayrı. Evet, yurt dışında
pamuk üretimi yapmak hedefler arasında vardı biliyorsunuz. Bu 4-5 senedir uygulanmaya çalışılıyor. Ancak burada başarıyı yakalamak şu günkü şartlarda, hele pandemi sürecinde veya dünyanın içe kapandığı bir durumda çok zor. Bizim mutlaka bu konuda daha farklı bir planlama içinde olmamız lazım. Özellikle bizim 600 bin hektara çıkmamız gerekiyor. Burada bir hedef koymamız gerekiyor. Bununla birlikte de sürdürülebilir pamuk üretimine daha çok ağırlık vermemiz gerekiyor. Elimizde bir avantajımız var. Dünyanın en fazla GDO'suz pamuk üreten ülkesiyiz. Evet, şimdi bir izleyicimiz bunu yazdı. Bunu markalaştırıp... Buyurun devam edin, kesmiş oldum, kusura bakmayın. Yok, rica ederim. Bunu markalaştırıp aslında katma değeri daha fazla ülkemizde tutabilme imkanına sahibiz. Biliyorsunuz Avrupa Birliği'nde de Yunanistan ve İspanya'da çok da az da olsa pamuk üretimi var. Zaten oranın pamukları da GDO'suz ve oranın pamukları da çoğunlukla bizim ülkemizde değerlendiriliyor. Bizim konsey olarak ve İzmir Ticaret Borsası olarak şu anda tescilini aldığımız GDO'suz Türk pamuğu markası bu seneden itibaren hayata geçiyor. Evet. Bunu tekstilcilerin zaten dikkatinden de kaçmayan bir konu. Onların da desteğini aldık. Şu anda Türkiye İhracatçılar Meclisi de markaya ortak oldu. Hep beraber iyi bir sinerji yaratmak üzereyiz. Yani sürdürülebilirlik, tüketici odaklı üretim, izlenebilir üretim şu anda en büyük hedefimiz ve bunu gerçekleştirmek için de elimizde her türlü imkan mevcut. Yani buraya odaklanmak zorundayız Ali Bey. Evet. Peki, çok teşekkürler. Şimdi Skype hattımızda Feyzullah Korkut olacak, Adana Ziraat Odası Başkanı. Feyzullah Bey, hoş geldiniz. Ali Bey, hoş bulduk. Öncelikle bir düzeltme yapmak istiyorum. Ziraat Odası Başkanı değil, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanıyım. Tamam, Adana. Özür diliyorum. Arkadaşlarımız öyle naklettiği için ben de öyle söyledim. Bu daha da sevindiğim bir şey oldu. Çünkü teknik bir insanla konuşacağız. O anlamda çok önemli. Yani elbette bir Ziraat Odası Başkanı da pamukla ilgili pek çok şeyi söyleyebilecek. Tabii ki paydaşlarımızdan birisi. Evet, bir Ziraat Mühendisiyle konuşmak ayrı bir şey katıyor. Meseleye farklı bir boyut katıyor o bakımdan. Yaklaşık 7 dakika vaktimiz var. Kesmeyeceğim, herhangi bir soru da sormayacağım. Çünkü biraz önce konuştuk Bertan Bey'le. O çerçeve içinde Türk pamuk üretimiyle ilgili sorunlar, bu sorunların giderilmesi, fiyat tespiti de dahil olmak üzere, dünya piyasalarında yer edinme meselesi de kapsanacak şekilde bir değerlendirme yapmanızı istiyorum. Buyurunuz. Şimdi tabii ki öncelikle pamuk, böyle bir söz hakkı verdiğiniz için teşekkür etmek istiyorum. Pamuk bitkisi yaygın ve zorunlu kullanım alanlarıyla, insanlık açısından yarattığı katma değer ve istihdam olanaklarıyla üretici ülkeler açısından büyük ekonomik öneme sahip bir ürün. Biz pamuğu ülkemiz için stratejik ürünlerin başında görüyoruz. Evet. Pamuk işlenmesi açısından çırçır sanayisinin, lifi ile tekstil sanayisinin, çekirdeği ile yağ ve yem sanayisinin, linteri ile de kağıt sanayisinin ham maddesi durumunda. Ayrıca petrole alternatif olarak pamuğun çekirdeğinden elde edilen yağ giderek artan miktarda biyodizel üretiminde de ham madde olarak kullanılmaktadır. Bunun tabii ki istihdama olan katkısını da düşündüğümüz zaman gerçekten A'sından Z'sine, lifinden çöpüne varıncaya kadar, sapına varıncaya kadar her türlü malzemesi değerlendirilen ve kullanılan stratejik bir ürün. Böyle bir giriş yaptıktan sonra pamuk tabii ki bizim için stratejik bir ürün ama geldiğimiz noktada giderek pamuk ekiminden, pamuk üretiminden üretişimiz hızla uzaklaşmakta, kaçmakta. Bu konuya bir kere öncelikle çözüm getirmemiz gerekiyor. Evet. Bunun içinde tabii ki pamuğun üreticinin desteklenmesi, üreticinin ürettiği üründen az da olsa bir kar elde edip geçimini sağlayabilmesi gibi birçok konu var. Bunların tabii ki giderilmesi gerekiyor, desteklenmesi gerekiyor bu anlamda baktığımızda. Üretim maliyetlerinin fazla olması, pamuk üretimi yapılan özellikle Ege, Çukurova ve Antalya bölgelerinde üreticilerin artık pamuktan tamamen uzaklaştıklarını görüyoruz. Pamuğun
Güneydoğu Anadolu bölgesinde Urfa, Diyarbakır, Mardin hattında sıkıştığını görüyoruz. Bu da hem yeterli gelmiyor hem de oradaki üretim açısından baktığımızda oradaki üretim bazı alanlarda çok daha pahalıya üretim yapılabiliyor. Bazı durumlarda daha uygun üretim yapılabiliyor fakat bu konuda üreticiler pamuktan sürekli uzaklaşıyor. Şimdi şöyle bir geriye dönüp baktığımızda ülkemizde pamuk ekim alanları 1998-1999 yıllarında 757 bin hektar, 800 bin hektarlara yaklaşmış bir rakamla zirve yapmış. Evet. Ancak 2000'li yıllarla birlikte hızla bir gerileme sürecine girmiştir. Bununla ilgili dünya pamuk fiyatlarındaki ciddi düşüş, dalgalanmanın yaşandığı 2009-2010 dönemlerinde ekim alanları 420 bin hektara kadar düştü Türkiye'de. Biraz önce Berhan Bey'in de belirttiği gibi 2019-20 sezonunda pamuk ekim alanları bir önceki yıla göre 580 bin hektardan 477 bin hektara düştü 2019 yılında. 2020 yılına baktığımızda şu anda rakamlar netleşmiş durumda artık. Evet. 2020 yılı ekim alanlarının geçen yıl yaşanan olumsuzlukların da etkisiyle 350 bin hektarlara kadar düştüğünü gözlemlemekteyiz. Bu da tabii ki bizim daha fazla ithalata yönelme, daha fazla rakamların, dövizin yurt dışına kaçması anlamına gelen bir konu bu. Bunun çaresini mutlaka bulmamız gerekiyor. Üreticiyi destekleyip ya da yeni üretim, yeni bir takım destekleme modelleriyle üreticinin pamuğa geri dönüşünü sağlamamız gerekiyor. Burada son TÜİK verilerine göre evet. 2019 yılında 1995 yılına göre Güneydoğu Anadolu bölgesinde pamuk ekim alanları %41 oranında genişlerken Ege'de %65, Çukurova'da %65, Antalya'da %87 oranında daralmış gözüküyor. Bu süreçte ekim alanlarının toplam daralması ise %40'ları bulmuş durumda. Buradan yine elimizdeki TÜİK verilerine göre bakacak olursak 2019-20 sezonunda evet. ülkemizde 2.2 milyon ton kütlü pamuk üretimi yapılmış. Bu miktarın karşılığı lif pamuk miktarının ise 814 bin ton olduğu tahmin edilmekte. Bu rakamın 350 bin hektarlara düştüğünü düşünürsek ekim alanlarının evet. Bu rakamın 500-400 bin ton rakamlara düşeceğini tahmin etmek hiç de kehanet değil bence. Evet, peki. Bu durumda baktığımız zaman... Son bir iki cümlenizi alayım, bitireceğiz. Buyurun, evet. Burada izin verirseniz maliyetlere de bakmak istiyorum. Çok kısa, çok kısa. Asıl nedenlerine bakmak istiyorum. Bir dakikadan daha az vaktimiz var. 2018 yılında kütlü pamuk üretim maliyeti 3.57, 2019 yılında 4.53, 2020 yılında 4.86. Burada mutlaka üreticinin desteklenmesi gerekiyor. Biraz önce Berhan Bey'in de söylediği gibi desteklemeler son 3 yıldır aynı rakamda devam ediyor. Evet, bunun artırılması lazım. 0.80 kuruşta devam ediyor. Bunun mutlaka 1.5 liraya çıkarılması, toplamda en az 6 TL'ye ulaştırılması gerekmektedir. Peki, çok teşekkürler Feyzullah Bey. Siz de benimle aynı fiyatı verdiniz. Ben de 1.5 lira dedim. Bertan Bey 1.30 yeter dedi. Ama aslında bu konuyla ilgili söylenecek daha çok şey var yani. Biliyorum ama vaktimiz de sınırlı. Buradaki pamuğu izah etmek gerçekten evet. çok zor. Pek çok televizyonun daha fazla anladım. Zaman ayırmanız gerektiğini düşünüyorum. Hadi Bey, teşekkür ediyorum. Bir başka zaman sözümüz olsun. En azından Dünya Pamuk Günü'nü hatırlayan bir kanalınız var. Onu görmüş oldunuz. Evet, böylece. Bu arada Dünya evet. Pamuk Günü'nü de kutluyorum. Çok teşekkürler. Böylece ana haberin sonuna geliyoruz. Birazdan son seansta karşınızda olacağım.